Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatı sevgili takipçilerim. Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi, fazileti hepinizin üzerine olsun inşallah sevgili arkadaşlar. Dün çoğunuz Fatma teyze yüzünü özledik yazmışlar. Çok teşekkür ediyorum. Doğru söylüyorsunuz. Bu zamanda sizlere ben sohbet edip böyle fazla konuşmaya zamanım olmadı. Gerçekten hiç iyi değildim. Arkadaşlar ancak yeni yeni toparlanıyorum. Bunun sonraki zamanda şey yaptığınızda bana hak vereceksiniz. Şu anda bu şekilde böyle devam ediyorum ama elhamdülillah iyiyiz arkadaşlar. Toparladım kendimi inşallah. Rabbim kimseye sıkıntı vermesin, keder vermesin, hastalık vermesin. Kolay değil arkadaşlar. Bazen insan bir şeylerin içinden çıkamıyor ama elhamdülillah şu anda iyiyiz arkadaşlar. Evet, bu sabah kalktım ben erkenden. Biliyorsunuz Almanya'da bugün cumartesi, pazartesi herhalde her yer kapalı olduğu için dükkanlar geç saatlerde çok kalabalık oluyor. Ve hiç ne alacağınızı bilemiyorsunuz. Ve ben uzun zamandır böyle toptan fazla bir şey almamıştım. Hep eşim, Özge alıyorlar, gidiyorlar, alıyorlar, gidiyorlar. Eksik olanları sağ olsunlar. Onun için ben de sabah kalktım. Eşime dedim ki Ramazan'dan önce biraz makarna falan yapmak istiyorum. Biraz böyle karton un falan aldım arkadaşlar. Toptan yağdı, onları bodrum kata koydum. Biliyorsunuz orada bizim ardiyemiz var. Yiyeceklerimiz için orası soğuk olduğu içinden bazı şeyleri eve değil de oraya yerleştiriyoruz. Ne aldık bu sabah? İşte aldıklarımızı hemen Özge burayı sıralamış, yavrucuğum benim. Şuradan başla anne. Şuradan iki tane portakal suyu aldım. Özge seviyor öyle suları. İki tane süt aldık. Öbür sütlerden bulamadık çünkü hiç kalmamıştı. Şöyle domates almaz mı aslında, ama domates çok güzel artık. Çok güzel de lezzetli, evet, yani. Artık kırmızı bir de. Kırmızı. Maşallah. Aldık, kahvaltıda yeriz artık diye. Şöyle bir limon aldım. Şöyle mantar aldım, iki tane spagetti aldık, iki tane değil hatta üç tane olması lazım, evet üç tane, şöyle ha, evet, bir tane sosunu aldım, iki tane portakal aldık. Biz portakalı aşırı tüketiyoruz arkadaşlar. Patates artık aldıklarımız artık çimlendi, yenmiyor. Şöyle küçük bir paket patates aldım. Bir tane elma aldım arkadaşlar. Bir tane şöyle kaşar aldım. Baban kaşar deyince bunalmış, yanlış anlamış. Aa evet. Babama söylerim. Ben onu söyleyeyim, aynen şöyle öyle. Şöyle bir tane kuru ben seviyorum böyle arada kahvenin yanında filan. Kraker gibi bir şey, onu aldım. İki tane şöyle bir sürekli kızartıyoruz ya, fiş tepşirin. Bu paneli balık. Paneli balık. Bunu, evet, bunun aldım. Beş tane tuz aldım lazım arkadaşlar. Şu kahve sütü. Kahve sütü. Şunlar şırlak zane, biliyorsunuz yemeklerde krema. Şu bir tane şeker aldım. Şöyle bir marul aldım. Şöyle bir patates, hazır kızartılacak patates aldım. Şuradan. Bunun iki tane mi? Yani yarısını bodrum kata indirdim arkadaşlar. Mozzarella almışım. Evet, mozzarella aldım. Beş tane maya aldım. Yaş maya. İki tane de fiş tepşin. Yok, ton fiş balık. Aldım. Ton balığı aldım, fiş, aldım arkadaşlar. Gerisinde kela yerleştirdim. Çünkü burada birazını zeytinyağının fazlasını, yağın fazlasını bodruma indirdik arkadaşlar. Alışveriş yaptık. Eşimle geldik şimdi. Kahvaltı çayı demledim ben. Kahvaltı hazırlanmış. Dikkat et, uzun açılıyor. Ben açıyorum. Aynen. Şöyle çayı demledim. Şimdi yumurtaya haşlayacağım. Yumurta haşlarız. Bir şeyler yapalım. Kahvaltılıkla da şöyle çıkarttım. Kendin orada yiyeceği bir şey. Aynen öyle. Şimdi onları yapalım. İşte kızartabilirsin. Bu şekilde kahvaltıyı başlarız inşallah arkadaşlar. Sizler nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Dilerim hiç kimsenin bir sıkıntısı yoktur. İnsan kafasında bazı şeyler olduğu zaman, inanır mısınız, şu dünya sizin olsa hiç gözünüzde olmuyor. Rabbim inşallah yaşadıklarımızdan kurtulup bir an önce o sıkıntıyı üzerimize atıp ferah ve erimi nasip etsin cümlemde de arkadaşlar. Amin. İlerleyen saatlerde görüşürüz. Bugün ne yapacağız? Bugün Özge'nin arkadaşı gelecek herhalde. Akşam arkadaşım gelecek. Biz de bugün büyük abla bir köyümüz var. Uzun zamandır görüşemedik. O da ne zamandır yazıyordu, illa bana gelin, bana gelin diye. Ben rahatsızım diye, ne olur ne olmaz diye bir yere gitmek istememiştim arkadaşlar. Onun içinden şimdi bugün inşallah oraya gideceğiz. Oradan da sizlere çekim yapabilirim inşallah. Gün içinde böyle yaptıklarımızı, biraz bahçelerde gene şöyle dikeceklerim var. Onlara bakayım, şey yaparsam onları dikmek istiyorum. Görüşürüz inşallah gün içinde arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, annem böyle patates kızartması istedi, yuvarlak yuvarlak, çok seviyor o. Böyle patatesi ve piş devşinleri kızarttık. Kahvaltıdır zaten, göstermiştik sizlere. Şuraya annem fırına börek almaya gitmiş, kıymalı börek. Bir de bu lavaş mı oluyor? Lavaş almış, onları şimdi biraz kızartıyoruz biz, kızarmış sevdiğimiz için. Bize şimdi afiyet olsun. Arkadaşlar biz köylümüzün bahçesine geldik. Köylümüzün evine geldik. Bana gülüyorlar, hemen çekim yapıyor diye. Tabii ki bakar mısınız şu çimendeki çiçekler ne kadar güzel. Şu papatyaların güzelliğine bakar mısınız? Bunların çok güzel bahçeleri var arkadaşlar. Çok büyük. İnanır mısınız, geldiğimde böyle ilk önce hemen içeri girdim. Bir hoş geldiniz dediler, ben hemen bahçeye çıktım. Çünkü çok seviyorum burayı gezmeyi. Böyle boydan boya çiftlik evi gibi sanki. Kendi evleri arkadaşlar, çocukları aldı. Onu anne babayla birlikte oturuyorlar. Allah güle güle oturmak nasip etsin. Evet, bahçelerde bu tarz bahçeyi falan çapalamamış. Allah Allah, bir şey yapmamış bu. Öbür tarafları mı yaptı ya da çadırın içine mi yaptı? Normalde şimdiye bırakmazdı ama bu sefer beyaz biraz geç kalmış. Ya da havalı anca ısınıyor, ondandır. Allah'ım, zılpıtlara bakar mısınız? Ne kadar güzel olmuşlar. Maşallah maşallah. He, buralara soğan falan dikilmiş böyle biraz. Çıkan seneden kalma pırasa var orada. Şöyle şuralara soğanlar dikilmiş. Şurayı da bir şey ekmiş herhalde. Üzerini kapatmış. Çünkü akşamları beyaz soğuk oluyor arkadaşlar, biliyorsunuz. Şurada da çadır var. Çadırın için bir şey yapmıştır muhtemelen. Ay, şu zırpıtların üzerine bakar mısınız? 100.000 kere maşallah. Şimdi arka tarafta böyle bir ağacın dibinde benim de var. Onların güzel diplerini temizleyeceğiz. Bugün sizlere de çekim yaparım inşallah. Burası bağ evi onların. Bağ evi derken bağ, böyle bağ içinde işi yapılmış. Şu taraftan şöyle evleri bakın. Çok güzel böyle. Bahçesinde kocaman evleri var. Rabbim güle güle oturmak nasip etsin. Evet, şurada da çiçekler çok güzel olmuş. Dediğim gibi çiftlik evi gibi burası. Geldiğimizde aslında o bugün hava çok soğuk olmasa mangal yakacaktık ama dedi, havanın böyle olduğuna bakmayın. Hava bugün bayağı bir serin. Bakar mısınız ne kadar güzel. Şurada 2-3 marul büyümüş. Bak, kışın ekilse demek ki bitecek böyle. Onlar da yerinden bitmiş hele. Her şuralara da gene bir şeyler ekmiş o. Demek ki daha önceden ekmişti. Bu şekilde arkadaşlar. Bunlar hep meyveler. Ne meyvesi bu? Erik ağacına benziyor. Evet. Erik, yok, kiraz ağacı arkadaşlar. Şurada yeni dünya gibi. Şöyle buralara bakar mısın? Ha, buralar böyle bahçe. Bu tarafta meyve bahçesi. Ha, arka tarafı yapmış, çapalamış. Ha, burası da çadırın içi arkadaşlar. Ispanak ekmiş ama gördüğünüz gibi olmamış. Yanmış. Biraz soğanları var. Burası da yanmış arkadaşlar. Bunlar salatalık için böyle. Bu köşeleri salatalık dikiyorlar. O da böyle boydan boya uzuyor. Hatta burayı bir zaman geldiğimde çekmiştim ben sizlere. Bu taraf komple, şurayı sarımsak dikmiş herhalde. Evet, şurası komple sarımsak. Ya da çıkan seneden kalmadır o. Bu taraf birden meyve bahçesi arkadaşlar. Bütün, bakın, hep meyve bunlar. Çeşit çeşit. Daha şu an hepsinin ne olduğu belli değil ama artık erge ağacından, kiraz ağacından, fındık ağacından, dut ağacından, incir ağacından, hepsi çeşit çeşit mevcut arkadaşlar. Tabii ki böyle bir bahçeye bakmak da var, temizlemek de var. Tabii ki kolay değil. Şu fındık ağacı güzel budanmış, temizlenmiş. Bakın. Ay, şurada var zılpıt yine. Çok güzel. Burayı bir şey yapmışlar. Bu şey yoktu çıkan sene. Yani burayı, evet, burayı çapalamışlar arkadaşlar. Güzel. Çünkü burası, en çok burası yapılıyor zaten. Burayı en çok lahana, patates, böyle soğan falan dikiyor. Bakın, o zılpıtlar da orada yanmışlar ama yine de beyada vardı şey. Alıp da ben de çoğaltayım. Bakın, her yerde bir zılpıt var. Çok güzel. Yine dediğim gibi bunlar sarımsaklar yine. Çıkan seneden kalmışlar bunlar. Ama güzel olmuş.
Bakın yemyeşiller. Şimdi bunları yeseniz yenir yani. Yeşilliğini kullanabilir. Bakın ta şurası da var yani. Çapalanması lazım. Kolay değil dediğim gibi. Zaten baksanıza boydan boya burası bile yetiyor. Ay dalında kurumuş incirler. Şunlara bak ya. Dalında kurumuşlar. Bunlar aydın incir herhalde. Beyaz incir. Genelde beyaz incirler öyle oluyor. Şöyle kopartıvereyim. Dalında kurumuş incirler. Evet arkadaşlar böyle. Dediğim gibi şöyle kocaman bahçe bakın. Böyle evin arkası arkadaşlar. Boydan boya. Rabbim güle güle huzuruyla ailecek oturayım nasip etsin inşallah. Önemli olma arkadaşlar. Evin olsa ne yara huzurun olmayınca bazen. Rabbim ilk önce sağlık ve huzur versin cümlemize inşallah arkadaşlar. Sizlere bu şekilde çekim yaptım. İnşallah az sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar geçen günkü dünkü şeyde herhalde vlogda biz sizlere biraz konuşma yapmıştım. Demişsiniz ki yüzünü gördüğümüzde çok sevindik Fatma teyze. Fatma kardeş diyenler olmuş. Fatma abla diyenler olmuş. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Dediğiniz gibi önceden fazla bir şey yok mu çekmek için. Hep böyle yüzümü çekerek sizinle sohbet ederek konuşuyordum. Ve sizlerle uzun uzun da sohbet ediyordum. Farkındayım. Yaklaşık 3 ay oldu arkadaşlar. 3 aydan beri. Mutlaka sonra sohbetlerle konuşuruz. Anlatırım sizlere. Yaşadıklarımı. Şu an bu şekilde böyle olması gerekiyor. Bazı şeyler inanır mısınız? Hiç sohbet edecek halde değildim. Hani bazen insan kendi yarısına merhem sürmeyecek derecede olur ya. Aynen öyleydim arkadaşlar. Yoksa ki sizlerden niyetim uzak kalmak ya da sizlerde böyle ne bileyim bağın kopması değil. İnanın sizlere böyle sizlerin o bana attığınız mesajlar o kadar iyi geliyor ki o mesajların şeyi olması üzerinde inanır mısınız hiç hatta bir ara dedim acaba bıraksam mı diye. Özlem anne sakın yapma işte şöyle böyle. Bir de sizleri çok seviyorum inanın sizlerin o mesajları beni o kadar kendime getiriyor ki Allah razı olsun dualarınız, samimi sohbetleriniz, samimi mesajlarınız kusura bakmayın. Ben artık vay ne diyeceğimi bile sapıtıyorum. Önceden farkındaysanız tabii ki nazar da var. Ona da inanıyorum. Arkadaşlarıma da sık sık okuyorum. Kendim de sık sık okuyorum ama bazen insanı dışarıdan okumasının daha çok faydası oluyor. Farkındaysanız. Onun da çok etkisi var üzerinde ama dediğim gibi yani önceden her şey aklıma gelir konuşurdum. Şu an inanır mısınız ne konuşacağım bile bilemeyecek derecede oluyorum bazen. Ama şimdi yine bugünüme şükür elhamdülillah. Allah razı olsun yaptığınız yolları için arkadaşlar. Biz arkadaşımızdayız. Bugün yeme içme inşallah sohbet muhabbet. Birlikte oturacağız. Dispurt'ta bir köylüm var. Hem akrabam oluyor hem köylüm. Onlarla birlikte bir araba geldik. Onlar kendi arabalarını bizim önüne park ettiler. Bizim arabayla buraya geldik. İnşallah biz toplaştığımızda birlikte toplaşıyoruz. Onun içinden böyle bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Arkadaşlar yeni bir günden sizlere tekrar hayırlı sabahlar diyeyim de yani bugünkü vlog ayrı olacak tabii ki. Ben sizlere dün güzel vlog çektim. Uzun zamandır gidemedim. Köylerim vardı. Onlara gittim. Oradaydım gördüğünüz gibi. Güzel çekimler yaptık orada. Bir köylümle birlikte gittik. Çok güzel sohbetler, artık ne bileyim muhabbet, çay, kahve, yemek derken bayağı bir zaman geçti arkadaşlar. Bayağı bir zamandır da görüşememiştik. Çok iyi oldu. Benim için de iyi oldu. Onların için de öyle. Hatta diyor ki eşim çok geç kaldık, çok geç geldik. Evet diyor dedim. İnsan uzun zamandır birbirini göremeyince bayağı konuşacaklarımız birikmiş. Özlemişiz birbirimizi arkadaşlar. Onun için orada kapanış yapamadım. Çünkü çay muhabbetinde şuydu buydu derken muhabbet kaynadı gitti. Sizlere kapanış yapamadım arkadaşlar. Ben çok teşekkür ediyorum. Son gönderdiğim videonun altına yapmış olduğunuz yorumlarınız için Allah razı olsun. Birazını yorumladım, birazını yorumlayamadım. İnşallah şimdi kahvaltımı yaparken oturup inşallah sizlere yorumlarımı yazacağım arkadaşlar. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum hepinize. Gönlü güzel, yüreği güzel dostlar. Dün de anlattım sizlere. Sizlerin o güzel o mesajları olmasa inanın. Belki de şimdi kapatmış olurdum bu kanalı. Bazen olmuyor. Hani mesela yani yapamadığımız zamanlar oluyor.
Kendimi sizlere karşı böyle mahcup hissediyorum arkadaşlar. Rahatsızlığım konusunda gelince dün ve bugün biraz iyiydim elhamdülillah. Şimdi iyi olduğumda hastayım dersem olmaz. Elhamdülillah dün ve bugün biraz daha iyiydim. Rabbim kimseye hastalık vermesin. İnşallah ki kimseye ne bileyim evinde sıkıntı, üzüntü bir şey vermesin arkadaşlar. Bazen oluyor dediğimiz gibi içinden çıkamadıklarımız oluyor. Anlatamadıklarımız oluyor ama inşallah ki bugün her şey yavaş yavaş olur. Konuşuruz, anlatırız birbirimize. Çok teşekkür ediyorum dediğim gibi güzel mesajlarınız için. Bakın şurada güzel çiçeklerim bitmiş. Şöyle bakar mısınız şunlara? Bakın şunları. O kadar güzel kokuyorlar ki şunlara bakın hele. Mis gibi. Yani böyle eğildiğimde kokuyorum. Mis gibi o kadar güzel kokuyorlar ki. Şuna da bayılıyorum böyle. Şuna bayılıyorum böyle. Çok güzel bir çiçek. Bu içinden beyaz çiçekler çıkıyor sonra. Öyle pırasa gibi. Sanki soğanı pırasa yandırıyor. Şunu da sizlere bir göstereyim dedim konuşmam arasında. Şurada soğanların biraz gördüğünüz gibi Ramazan'a yetişir inşallah. Bir posta daha diktim. Şunu da kutuya dikmiştim arkadaşlar şöyle. Evet, şu da kutunun içinde soğanlarım. Bunlar Ramazan'a yetişirdi. Ramazan'da yeriz inşallah. Rabbim sağlık sıhhat verirse. Ne olacak Ramazan'a? Şurada ne kadar kaldı? 10 gün ne var ne yok inşallah. Rabbim sağlık ve huzuru sıhhat içinde Ramazan'a ulaşmayı bize nasip etsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın. Dilerim inşallah herkesin her şey gönlüne göre olsun. Hiç kimsenin üzüntü sıkıntısı olmasın. Rabbim inşallah sizleri Ramazan'a da böyle huzurla girmeyi nasip etsin. Cümlemize inşallah. Ne derdiniz, ne sıkıntınız varsa Rabbim gideriversin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın.